Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir kışlık yemeklik sos tarifi vereceğim. Kapya biber ve domates kullandım ben. Yaklaşık 3 kilo domatese 3 kilo da kapya biber koydum. Domateslerim Ayaş ve salkım domatesi olarak karışık kullandım. Yumurta domates dediğimiz domateslerden koyarsanız sosunuzun kıvamı daha koyu olur. Ben bu şekilde hafif sulu olsun istedim yemek için. Çünkü yemeğe su koymadan pişiriyorum. Çok güzel oluyor. Böyle biberlerle domatesleri kabuklarıyla beraber rondoda güzelce çektim. Bir çelik tencereye koyuyorum. Çelik tencerede kaynatın sizde. Çünkü domates alüminyum ve bakır kaplarla geçimsizdir. Zehirli maddeler ortaya çıkar. O yüzden de mutlaka çelik tencere kullanın domates kaynatırken. Bakın domateslerimin içerisi çok güzel çekirdekli. Mutlaka böyle içi çekirdekli doğal domatesler almaya çalışın. Şöyle bir çelik tencereye koydum. Şimdi ocağa alacağım. Hepsini çekme işlemi bitti. Çok da hızlı oluyor. Zamanınıza göre parça parça yapabilirsiniz. Şöyle yarım kapak yaptım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Yaklaşık 45 dakika gibi bir süre yeterli oluyor pişmesi için. Bakın köpürmeye başladı. Köpük almıyorum. Köpük almayın çünkü köpüğün içerisinde de çok değerli vitaminler var. Köpüğünü atarsanız vitamin değerleri azalır. Zaten sebze çiğ olduğu için köpürüyor. Piştikçe köpüğü yok olacak ve bu da bize sosumuzun hazır olduğunu gösterecek. Domates çok ve kapya biber çok güzel likopen kaynağı. Likopen de kanser savaşçısı. Özellikle meme, prostat ve akciğer kanserlerinden bizi korur likopenler. O yüzden kabuğunu da mutlaka kullanın ve köpük almayın. Bakın çok güzel oldu. Koyulaşmaya başladı. Zaten çok koyu olmayacak. Domatesin yapısı çok koyu olmasına izin vermeyecek. Tuzsuz bir şekilde kaynattım. Tam şimdi sosum hazır. Tuzunu ekliyorum. Ben kaya tuzu ve normal yemeklik iyotlu tuz kullandım. Biraz tuzu ekleyeceğim. Sonra iyice karıştıracağım. Bir taşım kaynadıktan sonra tuz kontrolü yapacağım. Tuzu hafif böyle belli olsun. Tuzunu alın. Ona göre tuzunu ayarlayacağım ben. Siz de öyle yapın. Şöyle yarım kapak yaptım. Bir taşım kaynasın. Tuz kontrolü yaptıktan sonra tuzu az ise tekrar tuz ekleyeceğim. Ve ondan sonra da sıcak sıcak kavanozlara doldurup vakumlayacağım. Gerçekten çok güzel. Domates piştiği zaman içerisindeki likopen değeri daha da artıyor. O yüzden de mutlaka kendinize kışlık sos yapın. Böyle yemeklik yapacağınızı bu şekilde sulu bırakabilirsiniz. Çok fazla kaynatırsanız suyunun azalması için suyu azalırken vitamin değerlerinin çoğu da kaybolacak. O yüzden de böyle yemeklik soslarınızı hafif sulu yapın. Yemeği pişirirken su koymazsınız. Şöyle sıcak sıcak kavanoza hemen doldurdum. Altını kapatmayalım. Altı hala yanıyor. Çok sıcak doldurmamız gerekiyor. Şöyle kapağını kapatıp ters çeviriyorum vakumlanması için. Soğuduktan sonra normal çevirip serin bir yerde saklayabilirsiniz. İsterseniz 2-3 yıl gider ama genelde taze taze bir kışlık yapmanız daha iyi olur. Ben öyle yapıyorum. Eğer 2-3 yıl saklayacaksanız o zaman buzdolabında saklamanızı öneririm. Şöyle bir bezle tutarak elinizin yanmaması için kapağını daha sıkı kapatabilirsiniz. Gerçekten rengi çok güzel oluyor. Tuz ile kaynatmadığım için de rengi böyle çok güzel kıpkırmızı. Eğer tuz ile birlikte kaynatırsanız birçok vitaminleri de ölür. Sağlıklı olmaz. Böyle tuzunu sonradan ekleyin benim gibi. Deneyeceklere afiyet olsun.